İyi akşamlar arkadaşlar. İspanyolca başlangıç dersimizin 10. oturumuna hoş geldiniz. Hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayabiliriz. Bu hafta pazara gidelim, markete gidelim diye düşündüm. Dolayısıyla seçtiğim kelimelerle pazardayız. Pazar kelimesi el mercado. El mercado. K sesini duyduğumuzda C olduğunu biliyoruz. El mercado, pazar. Süpermarkette ona benziyor. Sadece önüne süper koyuyoruz. Yani İspanyolca'da ü harfi yok. U koyuyoruz. El super mercado. Süpermarket anlamına geliyor. El mercado, pazar. El super mercado, süpermarket. Alışveriş kelimesini öğrenmiştik. Örneğin alışveriş yapmak. Hacer compras'tı. Bir süpermarkete gittik. Alışveriş arabası alacağız. Onun adı da araba kelimesini biliyoruz. El carro. Alışverişte compras. Bir şeyin bir şeyi olduğu zaman el carro de compras. El carro de compras. Alışveriş arabası arkadaşlar. Evet, pazardaysak meyve bölümüne gidiyoruz. Birkaç meyve alacağız. Meyve kelimesi fruta. Fatsa, Rize, Uşak, Trabzon, Antalya. Fruta. Çoğulu da tabii ki se ekliyoruz. Las frutas. Sebzeler verduras'dı. Meyveler de las frutas. İlk meyvemiz elma. Manzana. La manzana. Bazı şeylerin üzerinde de görürüz. İçeceklerin üzerinde. Hani okuyan birisi varsa size elma suyunda manzana kelimesini okuyabilir. La manzana elma anlamına geliyor. Bir sonraki kelimemiz portakal. İspanya bir portakal ülkesidir. Portakal ihraç eder. Çokça görürsünüz portakal bahçelerini. La naranja. La naranja. Niğde, Antalya. Rize, Antalya. Niğde, Candarma, Antalya. Naranja. La naranja. Bir sonraki meyvemiz mandalina. Bu biraz daha basit. Basit arkadaşlar. Mandalina. Sadece Lüleburgaz'ı Rize ile değiştiriyoruz. La mandarina. La mandarina. Mandalina anlamına geliyor. İspanya'da yine birçok mandalina bahçelerine rastlarsınız. İspanya'da mandalina üreten ve ihraç eden bir ülkedir. Bir sonraki kelimemiz muz. Yine muzu da ihraç eder İspanya. Bilhassa Kanarya adalarında yetiştirilir. Muz kelimesi de El Platano. Polatlı, Lüleburgaz, Antalya, Trabzon, Antalya, Niğde, Ordu. El Platano. Dikkat! İlk A'nın üzerinde bir ilk çizgi var. Dolayısıyla bu hece vurgulanıyor. Platano değil, el platano. El platano. Sonraki meyvemiz kiraz. Birkaç tane seçtim böyle. Kiraz. La fereza. La fereza. Kodluyorum. Ceyhan, Edirne. Rize, Edirne. Zonguldak, Antalya. Kiraz kelimesi la fereza. Çilek kelimesi arkadaşlar. La presa. Fresa. Kodluyorum. Fatsa, Rize, Edirne, Samsun, Antalya. La fresa. Las fresas da çilekler anlamına gelir. Las cerezas, kirazlar. Las fresas, çilekler. Bir sonraki kelimemiz elma suyu. Bunu öğrenmiştik daha önce restoranda. El zumo muydu? El zumo. Evet, zumo Zumo suydu. manzana. Bir Zumo de manzana mı? şeyin, aynen öyle. El zumo de manzana. De bir şeyin bir şeysi oluyordu. El zumo de manzana elma suyu oluyor. Dolayısıyla portakal suyu el zumo de naranja. Portakal suyu. El zumo de naranja. Mandalina suyu olsaydı el zumo de mandarina. El zumo de mandarina. Quiero un zumo de naranja. Bir portakal suyu istiyorum. Quiero un zumo de naranja. Muzu öğrenmiştik. Platano. Platano. Daha önce kullandığımız kelime. Leche con plátano. Evet. Sütü daha önce öğrenmiştik. La leche. La leche. La leche de platano. Muzlu süt. Daha önce öğrendiğimiz kelimeleri hatırlamak babıyla burada muzlu sütü kullandım. La leche de platano. Muzlu süt. Evet. Birkaç da sebzelerden aldım. Notlarımı aldım arasına. Soğan kelimesi. Soğan. Cebolla. La cebolla. Kodluyorum. Ceyhan, Edirne. Bursa, Ordu. Lüleburgaz. Lüleburgaz, Antalya. Cebolla. Çift Y'yi duyduğumuzda çift L'yi hatırlıyorduk. La cebolla. Sarımsak kelimesini aldım notlarım arasına.
Çünkü İspanyollar sarımsağı çok severler. Dolayısıyla birçok yemekte de sarımsağı kullanırlar. El Ajo. Antalya Jandarma Ordu. El Ajo. Sıkça şu tarz yemekler görürsünüz menülerde. Pollo al ajillo. Pollo, tavuktu hatırlıyorsunuz. Pollo al ajillo. Ajillo da ajo kelimesinin böyle şirinleştirilmiş hali. Sarımsakçık gibi yani. Bilmem öyle mi derler, çevirirler. Ama az sarımsakta böyle yağda kızartılmış tavuk anlamına geliyor yani. Buna benzer işte deniz ürünleri falan görürsünüz yani. Deniz ürünleri Buradaki de doğal. al nedir? Sarımsağa doğru gibi. Yani onunla harmanlanmış, onunla yapılmış. Yani şeydeki işte al fondodaki alle buradaki al aynı mı? Başka bir Evet, anlamı var aynı. mı? Aynı, evet. Alaho, yani nasıl denir? Sarımsaklı yapılmış, sarımsağa bürünmüş tavuk gibi yani. Sarımsak yatağında tavuk. Aynen öyle. Öyle bir şeyler çok oluyor. Bu arada deniz ürünleri de hazır söylemişken marisco. El marisco. İspanyollar deniz ürünlerini çok severler. Marisco sıkça da tüketilir yani İspanyolca'da. Marisco. C harfiyle. El marisco. Evet, bu ürünleri alacak olursak tabii kilo, gram gibi kelimeler kullanmamız gerekiyor. Basit kilo, un kilo. Kilo aynı kilo, sadece bir un kilo. Dolayısıyla 2 kilo demek isteseydik, dos kilos, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos. Daima S'yi ekliyoruz, unutmuyoruz. Bizde 4 kilo, 5 kilo ama İspanyollarda sadece 1 kilo derken kilo kullanılıyor. Daha fazlaysa daima S takıntısı var. Dos kilos, tres kilos, cuatro kilos dersek yarım medio. Medio. Manisa, Edirne, Denizli, İzmir, Ordu. Medio. Dolayısıyla yarım kilo istiyorsak medio kilo. Yarım kilo da kal. Medio kilo de naranjas. Yarım kilo de naranjas. Medio kilo de naranjas. Gram kelimesi el gramo. El gramo. Sadece o'yu ekliyoruz. İspanyolcasını öğrenmiş oluyoruz. El gramo. Fakat bu gramo kelimesi sadece 1 gram olunca kullanılır. Un gramo. Genelde 1 gram bir şey almadığımız için çoğul olarak kullanılır. Dolayısıyla gramos. Gramos. Yüz kelimesini görmüştük. Hatırlatıyorum. 2 kelime olabiliyor. Cien, Cien, Ceyhan, İzmir, Edirne, Niğde. Sadece 100 kelimesini kullanırsak bunu kullanıyoruz. 100 ve diyecek olursak yani 102, 110, 115 bu sefer siento Siento. kelimesini kullanıyorlar. Sien kelimesinin ardına Trabzon orduyu ekliyoruz. Cien gramos, 100 gram çoğul olduğu için birden fazla olduğu için cien gramos. Fakat 150 idi gramos. 150 gram. 150 gramos veya 110 10, 110 gram, 110 gramos. Evet, 200, 300, 400'ü de belki hatırlıyorsunuzdur. O kadar zor değil. 200, 200, 300, 300, 400, 400 böyle devam ediyor. Dolayısıyla 300 gram kiraz demek isteseydik, 300 gram kiraz lütfen. 300 gramos de cereza, por favor. 300 gramos de cereza, por favor. 300 gram kiraz lütfen. Veya 400 gramos de fresa, çilek. 400 gram çilek lütfen. 400 de fresa, por favor. Böyle isteriz. Patates kelimesini daha önce görmüştük. Basitti. Patata, çoğulu da patatas. 2 kilo patates. 2 kilos de, yani neden, hangisinden istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Dos kilos de patatas, por favor. 2 kilo patates lütfen. Dos kilos de cebolla, por favor. 2 kilo soğan lütfen. Büyük kelimesi, büyük, grande, grande. Kodluyorum, Giresun, Rize, Antalya, Niğde, Denizli, Edirne. Grande. Bu grande kelimesi genelde biliyorsunuz sıfatlar isimlerden sonra gelir. Mesela manzanas grandes.
büyük elmalar. Manzanas grandes. Sadece bu grande kelimesinde bir değişiklik var. Bu grande kelimesini ismin önünde de kullanıyorlar ama o zaman gran kelimesi kullanır. Gran. Örneğin la gran patata. Büyük patates. Patatas grandes de diyebilirsiniz. Ama İspanyollar bu grande kelimesini ismin önüne de alıyorlar. Dolayısıyla el gran chico, büyük çocuk. El gran hijo, mi gran hijo, benim büyük oğlum şeklinde de kullanılıyor arkadaşlar. Grande, büyük. Küçük kelime, pequeño, küçük kelimesi, pequeño. Biraz zor bir kelime, kodluyorum. Polatlı Edirne, Q, Uşak, Edirne, tilderi N, O, pequeño. Tilderi N'yi yazamıyorsak yerini Mi'de, Yozgat'ta yazabiliyorduk. Bu ara eğer klavyenizde İspanyolca klavyesini yüklerseniz bizdeki Ş harfi İspanyoldaki tildeli N oluyor. Bizdeki Ş harfi klavyede onlardaki tildeli M harfi. Böyle de doğrusunu yazabilirsiniz yani. Pequeño. Biz de genelde pazarda bir şeyin büyüklerinden küçüklerinden isteriz. Büyüklerinden diyecek olursak de los grandes. Büyüklerinden. De los grandes. Dolayısıyla küçüklerinden de los pequeños. De los pequeños. Dos kilo de naranja, por favor. Pero, fakat, de los grandes, por favor. 2 kilo portakal, lütfen. Dos kilos de naranja, por favor. Pero, fakat, büyüklerinden, de los grandes, por favor. Büyüklerinden istiyorsak. Küçüklerinden istiyorsak, de los pequeños. Por favor. Evet. Burada da 4 kilo büyük portakallardan demişim. 4 kilos de las naranjas grandes. La naranjaydı. 4 kilos de las naranjas grandes. 4 kilo büyük portakallardan. Veya 4 kilos de las gran naranjas. De las gran naranjas. Nasıl hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. İkisi de aynı anlama geliyor. Taze kelimesi fresco veya fresca biliyorsunuz. O öyle bitince içinde doluydu. Fresca. Fresa çilek. Fresca. Bir tane C harfi giriyor araya. Taze anlamına geliyor. Fresca. Dolayısıyla örneğin 200 gramos de las fresas frescas. Tekrarlıyorum. 200 gramos, 200 gram. De las fresas frescas. Taze çileklerden 200 gram. Por favor. Lütfen. Biz genelde taze mi diye de sorarız. Durumu sormak için iki tane kelimemiz vardı. İki tane fiilimiz vardı daha doğrusu. Birisi ser, birisi de estar idi. Ser ve estar. Durum sormak için, durum belirlemek için iki tane kullandığımız İngilizce'deki to be kelimesi. Bence bunda estarı kullanmamız gerekir. Neden? Çünkü kolaylıkla bayat diyebilir. Bugün taze, yarın bayat. Aynen öyle. Dolayısıyla soruyoruz. Mesela tekse esta fresco. Esta fresco. Mesela muz. Bir tane muz alacağız. Esta fresco. Taze mi? Veya çoğul. Çilek alacağız bu sefer. Estan. Çoğul. Estan. Frescas. Dikkat. Birisi el plátano. Dolayısıyla fresco. Çoğul ise estan frescos. Los plátanos. Muzlar taze mi? Estan frescos. Los plátanos. Veya los plátanos. Estan frescos. Soru işareti. Si. Estan frescos. Evet, tazeler. Bu sefer çilekleri soruyoruz. I, peki, i, ve anlamına geliyor. I, biraz fresas, biraz fresas. Están frescas, si, las fresas, están frescas. Aynısını çilekler için sordum ama çilek la fresa olduğu için sıfatı da fresca veya çoğul kullanınca frescas diye kullanıyorum. Las fresas, están frescas, çilekler taze mi? Si, están frescas. 10 kilo tazelerinden lütfen. 1 kilo tazelerinden lütfen. 10 kilo de las frescas. Yine çileklerden bahsediyorsan veya 10 kilo de los frescos, por favor. Tazelerinden 1 kilo lütfen. El plátano, muz ise fresco, çilek ise fresca. La cereza, kirazlar. 700 gramos de las cerezas frescas, por favor. Taze kirazlardan 700 gram lütfen. Vale, tamam demekti. Okey. Hay preguntas. Tengo una pregunta. Vale. Daha çok kültürle ilgili.
Şimdi bizim böyle bir pazara gitme alışkanlığımız, işte bir şeylere birer kilo, ikişer, beşer kilo alma alışkanlığımız var. Peki bazı Avrupa ülkelerinde böyle bir pazar gibi bir yer çok fazla olmadığı gibi marketlerde, manavlarda da bir taneyle alıyoruz. İspanya'da iş nasıl? Ya bu sorular İspanya'nın pazarına uygun mu? Böyle bir pazar kültürü var mı? Var. İspanya'da var tabii ki. Aynı bizdeki pazarlar gibi, İspanya'daki pazarlar. Genelde böyle kiloyla, yarım kilo tarzında alıyorsun. Ama isterseniz tabii ki sadece un plátano, bir tane muz da diyebilirsiniz. Veya dos naranjas, iki tane portakal por favor dersiniz. Öyle de alabilirsiniz. Ondan sonra tabii cuánto es, ne kadar, cuánto es. O da size cevap veriyor. 5,50 euros. 5,50. 5,50. Ondan sonra size mesela şey diyebilir. Necesitas una bolsa. Necesitas una bolsa. Bolsa, poşetti. Necesitas da poşete ihtiyacın var mı? Biz poşete karşı olduğumuz için no. No necesito bolsa. Elimde yiyeceğim diyeceğiz mesela. Evet. Veya çantam var diyeceksiniz. No necesito bolsa, tengo un bolso pequeño. Tengo un bolso, bolsa. Poşeti de bolso, çanta. Pequeño da az önce öğrendik. Küçük. Küçük. Niye küçük evet. Olsun ya? İki tane portakal için kocaman çanta. Ama çantayı portakal için almamıştım ki yanıma. Az sonra muzcuya uğrayacağım. Tamam canım, sizi mi kıracağım? Tengo un bolso grande. Doble grande. Muy grande yani. Muy grande. İsterseniz haftaya bol falan kelimelerini kullanalım. Tabii pazara gitmek için gerekli hocam, bence olsa olur. Olabilir tabii. Bavulla markete, pazara giden de vardır belki. Evet. Bir sonraki kelimemiz yumurta. Yumurta. El huevo. Huevo. Dikkat. H ile başlıyor. Kodluyorum. Hatay, Uşak, Edirne, Van, Ordu. El huevo. El huevo. Fakat başında Hatay'ın H'si var. Evet. İspanya'nın meşhur bir yiyeceği var. İsmi tortilla, duymuşsunuzdur. Tortilla belki duymuşsunuzdur. Bu patatesli, soğanlı, yumurtalı, omlet tarzında bir şey. Yani patatesi doğruyorlar, soğanı doğruyorlar, üzerine yumurtayı kırıyorlar, karıştırıyorlar. Bu böyle pasta, yani kek tarzında bir şey oluyor. Bunu severek tüketiyorlar. Dolayısıyla eğer tortilla yapmak isterseniz ne gerekiyor? Patatas, cebollas y huevos. Huevos, yumurtalar. Patatas, cebollas, huevos y aceite de oliva. Aceite de oliva. Neydi, hatırlayan var mı? Zeytinyağı. Zeytinyağı, evet. İspanyollar genelde zeytinyağı yemek yaparlar. Y necesito un tava. Tava, evet. Diyeceğinizi tahmin etmiştim ama şimdi birden aklıma gelmiyor. Bir şey daha lazım tabii. Sal y pimienta. Sal, pimenta, tuz ve karabiber. Evet. Tavada borcum olsun haftaya. Şimdi aklıma getiremedim. Bir şey daha severek tüketiyorlar İspanyollar. O da mayonezli patates. Yani patates salatası gibi bir şey. Yine patatesi küçük küçük doğrayıp, mayonezleyip bunu yiyorlar. İsmi de, sakın gülmeyin, Ali Oli. Birleşik yazılıyor. Ali Oli. Ama biraz daha hızlı telaffuz ediyorlar. Ali Oli. Alioli. Yani marketlerde falan görürsünüz. Buzdolabına bakarsanız böyle hani tortilla, alioli gibi atıştırmalıklar bulabilirsiniz. Bunları da severek tüketiyorlar yani marketlerde, süpermarketlerde bulabilirsiniz. Siz demişken onu da söyleyelim. Yine çok zor bir kelime. La mayonesa. La mayonesa. Sadece sonundaki Z harfi gidiyor. Onun yerine Samsun, Antalya. La mayonesa. Alioli. Alioli es patatas con mayonesa. Alioli, mayonezli patatesdir. Bu es kelimesi dir anlamına geliyor. Alioli es patatas con mayonesa. Me gustan, severim. Me gustan patatas fritas, kızarmış patatesli, con mayonesa. Eğer seviyorsanız me gustan patatas fritas con mayonesa veya quiero, istiyorum, quiero patatas fritas con mayonesa.
mayonezli kızarmış patates istiyorum. Mayonez demişken ketçabı da öğrenmek gerekiyor. Ketçap genelde sos, la salsa, salsa, sos, salsa. Samsun, Antalya, Lüleburgaz. Samsun, Antalya. Salsa. Ketçap demek için İspanyollar domates sosu diyorlar. Dolayısıyla domatesi de öğrenmiştik. Kahvaltıda tomate idi. Tomate. Dolayısıyla ketçap da la salsa de tomate. La salsa de tomate. Me gustan patatas fritas con mayonesa y salsa de tomate. Karışık yani mayonezli, ketçaplı, kızartılmış patates severim. Me gustan patatas fritas con mayonesa y salsa de tomate. Başka neler alabiliriz diye düşündüm markette. İspanya'da da bizdeki gibi çerez vardır arkadaşlar. Çereze de onlar kurumuş meyve diyorlar. Yani birebir çevirirsek. Meyve neydi? Fruta. Kuru da seco veya seca. Samsun, Edirne, Ceyhan, Ordu veya Ceyhan, Antalya. Seco, seca. Kuru, seca, seco. Dolayısıyla çerez de yani kurumuş meyve ise eğer fruta seca. La fruta olduğu için la fruta seca. Kuru meyve veya çerez. Fruta seca. Bizdeki gibi çerez dükkanları vardır İspanya'da. Başka bir Avrupa ülkelerinde bulamazsınız. Yani. Tüm kelimesi uva. Uva. Uşak, Van, Antalya. La uva. La uva. Ne kelimesi onu duyamadık. Tüm. Yine üzüm duyamadık. Üzüm. Şimdi üzüm olur. Kelimesi tamam. La uva. La uva. Dolayısıyla kuru üzüm, uva, seca. La uva, seca. Kuru üzüm. Uva, seca. Kuru üzüm. Veya manzana, seca. Kurutulmuş elma anlamına geliyor. Marketten başka ne alabiliriz diye düşündüm ben eğer bir İspanya gezisi yaparsak. Aklıma dondurma geldi. Helado. Helado. Dikkat. Yine Hatay'ın H'si ile başlıyor. Dolayısıyla Hatay, Edirne, Lüleburgaz, Antalya, Denizli, Ordu. El, helado. Dondurma. Bir şeyli dondurma demek istedik mi? Yine aynı diğer meyve sularında gibi olduğu gibi örneğin. Elma suyu neydi? Zumo de manzana. Zumo de manzana. Elma suyuydu. Burada da örneğin çilekli dondurma. Helado de fresa. Helado de fresa. Me gusta helado de fresa. Çilekli dondurmayı severim. Me gusta helado de fresa. Helado de fresa. Helado de plátano diye devamlı edebilirim mesela. Bir diğer kelimemiz çikolata kelimesi. Çikolata kelimesi. O da çok zor değil. El çokolate. Çokolate. Başlangıcı Ceyhan Hatay olarak başlıyor. Ço, ko, burada yine K harfini duyuyoruz. K harfi olmadığı için C'yi kullanıyoruz. Ço, ko, la, te. El, ço, ko, la, te. Çikolata kelimesi. Evet, bir sonraki kelimemiz sütlü çikolata ile çikolatalı süt. Yani arasındaki fark. Birisini içeriz, birisini yeriz. Süt biliyorsunuz la leche'ydi. Bir şeyden olma süt ise leche de çikolata. Leche de çikolata. Çikolatalı süt anlamına geliyor. Yani içtiğimiz çikolatalı süt. Leche de çikolata. Ama bir de çikolata de leche var. De leche var. Karıştırmamak gerekiyor. Bu da sütlü çikolata anlamına geliyor. Yani birisi leche de çikolata. Süt neden yapılmış? Çikolatadan. De çikolata. Çikolatadan yapılmış süt. Leche de çikolata. Diğeri de çikolata de leche. Yani sütten yapılmış çikolata veya sütlü çikolata. Karıştırmamak gerekiyor. Birisi içecek, leche de çikolata. İtekisi yiyecek, çikolata de leche. Bisküvi kelimesi arkadaşlar. La galleta. Giresun, Antalya, Lüleburgaz, Lüleburgaz, Edirne, Trabzon, Antalya. Galleta. Bisküvi anlamına geliyor. Bir diğer kelimemiz gofret. Gofret. Yine basit bir kelime. El gofre. El gofre. Sadece sonundaki T harfini kesiyoruz. Gofret oluyor. El gofre. İspanyolcası. Gofretin İspanyolcası. El gofre. Bir de şekerlemeler alabiliriz diye düşündüm. Bu jelibon tarzı şeyler. İspanyollar dulces diyorlar. Dulces. Dulce kelimesi tatlı anlamına geliyor. Yani acının, ekşinin karşıtı tatlı. Bunun çoğulunu yaptığınız zaman şekerlemeler anlamına geliyor. Dulces, kodluyorum. Denizli, Uşak,
Lüleburgaz, Ceyhan, Edirne, Samsun, Dul, Ses, her türlü şekerleme. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hazır gelmişken ekşiyi de söylesek mi? Mesela ekşi meyveleri sevecek olsam. Evet, onu da haftaya inşallah. birden aklıma gelmedi mi, hemen gelmiyor nedense yani. Onu da haftaya ilave ederiz, ekleriz. Nurşen Hanım, siz de bir şey soracaktınız? Ben de Selma. Ha, Selma. Benim sorum olacaktı. Gofre, daha çok waffle mı yoksa gofret mi oluyor? Ya her anlamında da kullanılabiliyor yani. Genelde gofret anlamında ama waffle da bir tür gofret değil mi? Yani biraz daha hani Belçika'da biraz daha farklı herhalde kullanılıyor değil mi? Gof, biz evet waffle tamamen yani kek gibi. Ha, biraz daha kalınca bir şey olmuş. Büyük ihtimalle şekli yüzünden. İkisinde de bu karelere bölünmüş şey var ya. Evet. Sanırım çünkü gofre bir baskı türü de aynı zamanda. Böyle kabartarak, çukurluk ve kabartılar yaparak yapılan bir baskı türü sanırım. Evet. Sanırım ifade başka bir şeye bağlanıyor. Yani o şeyin adına değil de daha çok biçimine bağlanıyor herhalde. Olabilir. O kadarını bilemiyorum. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yoğurt kelimesi. Yoğurt. Yoğurt kelimesi biliyorsunuz Türkçeden girme Avrupa dillerine. Dolayısıyla Fransızca, aman Fransızca sanırım. İspanyolcası da el yogur. El yogur. Yazılışı Yozgat, Ordu, Giresun, Uşak, Rize. El yogur. Bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sağda bizim bildiğimiz yoğurt. Yoğurt. İspanya'da el yogur natural diye geçiyor. El yogur natural. Sade yoğurt. Bizim yediğimiz yoğurt. Neden? Çünkü İspanya'da bir de tatlandırılmış, şekerlendirilmiş yoğurt satılıyor. Sade yoğurt, içine şeker katmışlar, öyle de satıyorlar. Yani ben son gittiğimde yanlışlıkla dikkat etmedim veya seçemedim. Yoğurt aldım, eve geldim, işte yemek yaptım, yoğurtlu yiyeceğim. Allah Allah, yoğurt tatlı yani şekerli. Dedim ben bunu yemem, arkadaşa verdim yani. Dedim olmadı yani, bu yemeğin yanında olmadı bu. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. El yogur natural, bizim bildiğimiz yoğurt. Bir de şekerli yoğurt var. O da şekeri öğrenmiştik. Azukar. Con azúcar. Azukar, şeker. Con azúcar yogur. Con azúcar da olabilir ama hatırlıyorsunuz sal tuzdu, salado ise tuzlu demekti. Sal tuz, salado tuzlu. Burada da şekerli azucarado, azucar şeker, ado'yu ekliyoruz. Azucarado, el yogur azucarado, şekerli yoğurt. Ama meyveli değil, dikkat, meyveli değil. Sadece şekerli yoğurt, el yogur azucarado, şekerlenmiş yoğurt. Meyveli yoğurt da bir şeyden ise eğer, el yogur de frutas, meyveli yoğurt. El yogur de frutas veya el yogur de fresa, el yogur de fresa, çilekli yoğurt. El yogur de fresa, fresa, kirazlı yoğurt. El yogur de fresa, el yogur de fresa. Plastik kelimesi, yine kolay hafızalayabileceğimiz bir kelime. El plastico, sonunda Ceyhan Ordu var. Plastiko. Dikkat. Yine A'nın üzerinde bir E çizgi. Dolayısıyla plastiko değil. El plastiko. İlk hece vurgulanıyor. El plastiko. El plastiko. Plastik kaşık. Plastik kaşık. Plastikten olma kaşık diyelim. Cuchara de plastiko. Bravo. Cuchara de plastiko. Para comer. Para comer. El yogur natural. Para içindi. İçin. Comer. Yemek. Comer. Comida. Yemek, comer, para comer, yogur de fresa. Una cuchara de plástico, por favor. Una cuchara de plástico. Plastikten olma bir kaşık lütfen. Para comer, yemek için, el yogur de fresa. Çilekli yoğurt yemek için plastik kaşık lütfen. Una cuchara de plástico para comer, el yogur de fresa, por favor. Komple bir cümle kurmuş olduk. Bir şeyler kelimesi. Algo, algo. Antalya, Lüleburgaz, Giresun, Ordu. Algo. Sıkça kullanılır. Algo. Bir şeyler anlamına gelir. Algo para comer. Yemek için bir şeyler. Quiero comprar algo para comer. Quiero comprar. Bir şeyler almak istiyorum. Hayır, almak istiyorum sadece. Ne? Algo. Bilemedim daha. Algo. Bir şeyler.
Para comer, yemek için. Nerede? Mekan sonradan geliyordu. En el supermercado. Buyurun size bir cümle. Quiero comprar algo para comer en el supermercado. Süpermarkette yemek için bir şeyler almak istiyorum. Algo, bir şeyler. Birkaç ise algunos. Algunos veya algunas. Algunos veya algunos. Birkaç. Algunos plátanos, por favor. Birkaç muz lütfen. Algunos plátanos, por favor. Veya algunas mandarinas, por favor. Sayısını belirlemeyeceksiniz. Algunas mandarinas. Necesito algunas mandarinas para hacer un postre. Necesito, ihtiyacım var. Algunas mandarinas, birkaç mandalina. Para hacer, yapmak için. Un postre. Postre, post, yani sonra neydi? Tatlar anlamına geliyordu. En son yenilen. Yani oradan belki aklınızda kalabilir. Para hacer, yapmak için. Un postre. Necesito algunas mandarinas para hacer un postre. Evet. Algo, bir şeyler. Algunos veya algunas, birkaç. Hay pregunta. Hay preguntas, muy bien. Algunos platanos, por favor. Hı-hı. Bu durumda ben olsam kaç tane diye sorarım. Quantos, quantos, quanto kelimesini öğrenmiştik. Kaç. Burada çoğul oluyor. Quantos, çünkü birkaç dediniz. Kaç tane. Quantos platanos, kaç tane. Pues, pues, well gibi bir kelimedir. Fransızca'da alors diye deniliyor. Bizde de yani anlamına gelir. Pues, Polatlı, Uşak, Edirne, Samsun. Pues, algunos tres platanos. Üç, cuatro, cinco, dört, beş platanos. Cuatro, cinco platanos. Algunos cuatro, cinco. Yani dört, beş kadar diye cevap verirsiniz. Cuantos, kaç tane? Cuatro, cinco, seis platanos, por favor. Más preguntas? Başka, daha fazla, daha başka soru var mı? Más preguntas? No. Vale. Yiyecekleri aldık. Şimdi bir de içeceklere bakalım. İçecekler, içmek beber kelimesiydi. Hatırlıyorsunuz. Para beber diye soruluyordu restoranlarda. Peki içecek olarak ne istersiniz? Para beber, içecek, içmek için ne istersiniz? İçecekler de yine menüde görebileceğimiz, el menu'da görebileceğimiz las bebidas. La bebida, içecek. Las bebidas, içecekler. Las bebidas. Beber, içmek. Bebida, içecek. Gazlı içecekleri İspanyollar refresco diyorlar. Refresco. Fresco'yu az önce görmüştük. Önüne Rize Edirne koyuyoruz. Refresco. Yani bilmiyorum nasıl aklımıza tutabiliriz. Fresco. Tazeleyici gibi. Aynen öyle. Yani içince biraz bir ferahlarsınız ya, bir tazelenirsiniz. Oradan belki aklınıza kalabilir. Gazlı içeceklere el refresco diyor İspanyollar. El refresco. Soda kelimesine tekrar baktım. Hatırlıyorsanız agua con gas demiştim. Ama aynı zamanda da agua mineral de diyorlar. Eğer bu daha kolaysa sizin için bunu da kullanabilirsiniz. Soda yani mineral water İngilizcesi, mineralli su, aqua, agua mineral, agua mineral, soda. Meyveli soda isteyecek olsaydınız o nasıl olacaktı? Agua mineral de frutas, de frutas veya direkt çilekli soda istiyorsunuz. Deseo, deseo istiyorum veya quiero istiyorum. Fiille başlıyoruz. Deseo agua mineral de fresa, por favor. Çilekli soda lütfen. Deseo agua mineral de manzana, por favor. Elmalı soda lütfen. Me gusta agua mineral de manzana. Elmalı sodayı severim. Me gusta agua mineral de manzana. Şişe kelimesi la botella. La botella. Kodluyorum. Bursa, Ordu, Trabzon, Edirne, Lüleburgaz, Lüleburgaz, Antalya. La botella, la botella, şişe. Una botella de zumo de manzana, por favor. Dikkat ediyorsanız bu D'ler arka arkaya kullanılıyor böyle. Yani neyin neyden olduğunu söylüyorsunuz. Una botella
de zumo, de manzana. Bir şişe elma suyu lütfen. Litre kelimesi yine çok zor değil. El litro, el litro. Lüleburgaz, İstanbul, Trabzon, Rize, Ordu. El litro. Un litro zumo de manzana, por favor. Un litro zumo de manzana, por favor. Bir litre elma suyu lütfen. Un litro zumo de naranja, por favor. Bir litre portakal suyu lütfen. Mililitre de yine basit. El mililitro. El litro, el mililitro. Mililitre. 300, 300. 330 mililitro de refresco. De refresco. 330 mililitre gazlı içecek. Genelde kutular o kadardır yani. 330 mililitre falandır. 330 mililitros de refresco, por favor. Kelimesi de, onu da almışım notlarım arasında. La paja, paja, Polatlı, Antalya. Jandarma, Antalya. La paja. Una botella pequeña, una botella pequeña, küçük şişe, una botella pequeña, agua mineral de manzana con paja, por favor. Tekrar ediyorum, una botella pequeña, bir küçük şişe, agua mineral de manzana, elmalı soda, con paja, pipetli, por favor, lütfen. Hocam, hay un pregunta. Vale, tengo una pregunta. Bir sorun var. Una pregunta. Vale. Mesela elma çayı içmek istersek mesela çay neydi? Hocam. Çay neydi? Te. Te, bravo. Elmadan olma ise nasıl deriz? Te, de. Te con. Te con manzana derseniz o zaman şey olur. İçinde bir elma parçası falan koyar. Te de manzana. Te de manzana derseniz elmalı çay olur. Ama te con manzana derseniz o zaman içine bir parça elma atarlar herhalde. Veya te con limon, limon derseniz içine bir parça limon atarlar çayın içine. Ama te de limon derseniz limon çayı olur. Te de manzana derseniz elma çayı olur. Vale. Más preguntas, amigos. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Tengo una pregunta. Vale, adelante. Agua mineral con limon. Agua mineral de limon. Birisi con limon dediniz değil mi? Agua mineral, evet. Con limon. Con yine limon fresca. Fresco desem mesela. Bunu mu demem gerekir? Bizde mesela şeydir ya, dilim limon, taze limon koy deriz. Evet. Bunu istiyorum. İçine limon atmalarını istediğimde. Agua mineral con limon fresco, por favor. O zaman az önce bahsettiğim gibi bir parça limon atarlar. Sade sodanın içine. Ama agua mineral de, yani de, den, dan gibi düşünün. Limondan olma soda anlamına gelir yani. Agua mineral con limon, bir parça limon içinde ama sade soda. Diğeri agua mineral de limon, limonlu soda. Limondan yapılmış soda yani. Bari. Baştan bir tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Ben anlatacağım biraz İspanyolca. Siz de sonra anladınız, anlamadınız diye cevaplayabilirsiniz. Estoy en el supermercado. Estoy en el supermercado. Quiero comprar algo para comer y beber. Quiero comer algo para comer y beber. Necesito un carro de compras. Necesito un carro de compras. Compro frutas. Me gustan uvas y fresas. Compro medio kilo de uvas y 250 gramos de fresa. Las fresas son rojas. Las fresas son rojas. Y compro dos plátanos amarillos, dos plátanos amarillos frescos de España. Y compro yogur. Me gusta yogur natural, sin azúcar. Y compro algo para cocinar. Quiero cocinar tortilla. Y compro cebollas, huevos y patatas. No necesito aceite de oliva. No necesito aceite de oliva. Tengo aceite en casa. Tengo aceite en casa. Para postre, compro
Helado de limón. Para postre compro helado de limón. Y algunos dulces y chocolate de leche. Y chocolate de leche. Voy a la caja. Voy a la caja para pagar, ödemek, para pagar mis compras. Mis compras son 110 euros. Son 110 euros en total. En total. Pago, ödüyorum, pago con mi tarjeta de crédito. Con mi tarjeta de crédito. Tarjeta card de crédito. Credit card. Voy a casa para cocinar la tortilla. Evet. Anladınız mı arkadaşlar? Takip edebildiniz mi? Evet. Güzel. Diğer arkadaşlar da takip edebildi mi? İsterseniz tekrar çevirip de söyleyeyim. Estoy en el supermercado. Süpermarketteyim. Quiero comprar algo para comer y beber. Yemek ve içmek için bir şey almak istiyorum. Evet. Quiero comprar algo. Bir şeyler almak. Me gustan frutas. Meyveleri çok seviyorum. Severim. Evet. Compro. Alıyorum. Medio kilo de uvas. Yarım kilo üzümle 250 gram çilek alıyordunuz. Evet, bravo. Çilekleri. Çilek mi alıyordunuz hem de? Evet, las fresas son rojas dedim, kırmızıydı. Çilekler sonra kırmızı. İspanya'nın sarı muzlarından aldınız iki tane. Evet, aynen öyle. Compro dos plátanos amarillos frescos, taze dedim bir de. Ha demiştim. De España, evet. De España dedim. Daha sonrasında akşam yemek yapmak için. Ha, tortilla yapacaktınız. Tortilla evet, yapacaktınız. Para cocinar. Patates, soğan ve evet, para cocinar tortilla compro patatas, cebollas y huevos. Para postre, yani tatlı olarak compro helado de limón. Limonlu dondurma aldınız. Limonlu dondurma aldım. Ayrıca şekerleme ve sütlü çikolata aldınız. Evet. Algunos birkaç dulces, tane. Dulces y chocolate de leche. Ondan aldım. Sonra kasaya mı gitmiştiniz? Bir de yoğurt aldım. Ha yoğurt, çünkü yoğurdu seviyordunuz şekersiz. Evet, şekersiz sin azúcar demiştim. Şekersiz yoğurt aldım. Ondan sonra kasaya gittim. 110 lira ödemişsiniz. A la caja dedim. Evet. Kredi kartıyla toplam 110 euro ödemişsiniz. Evet. Euro. Biraz pahalı bir alışveriş oldu. Ama kullandığımız kelimeleri, bugün öğrendiğimiz, tekrarladığımız kelimeleri kullanmak amacıyla 110, 110 euros y pago ödüyorum con la tarjeta de crédito. Evet. Sorularınız var mı arkadaşlar? Yoksa kaydı durdurabilir, dersi de sonlandırabiliriz.